41. bölüm. Şimdi bu soruda karekökün sayı sorusu ama eşlenik kullanacağız. Eşlenik, ÖSYM'nin son yıllarda sormayı çok sevdiği soru tiplerinden biri karekök sayılarda. Çünkü soruyu biraz zorlaştırıyor. Ama aşırı da zorlaştırmıyor. Bir de şey olayı var. Eşlenik sorarken A kare eksi B kare olayını bu kullandırtabiliyor. Yani eşleniği de sorunun içine gömüyor. Bundan dolayı karekök sayılarda işte eski usul yani kök 50 artı kök 18 gibi işte bu 5 kök 2 oluyor, bu da 3 kök 2 oluyor. Oradan toplattırayım yerine eşlenik kullandırarak soru sorduruyor. Peki nedir eşleniğin olayı? Önce şuna bakalım. Bir açılımımız vardı. A kare eksi B kare A artı B çarpı A eksi B oluyordu. Buna tersten de bakabiliriz. Bize A artı B ile A eksi B'yi yan yana verip çarparsa biz diyeceğiz ki bu A kare eksi B karedir. Niye tersten de bakarım dedik, bakmamız gerekiyor dedim. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi burada 3 eksi 2 kök 2 var. Burada da 3 artı 2 kök 2 var. Biz şunu biliyoruz. Bir şeyi karekökten kurtarmak için onun karesini alabiliriz. Yani 2 kök 2'yi karekökten kurtarmak için karesini alabiliriz. Peki nasıl karesini alacağız? İşte burada 3 eksi 2 kök 2'yi eşleniyor olan yani bir tarafını eksi ters işaretle yapıyoruz ikinci tarafını. 3 artı 2 kök 2 ile çarpıyoruz. Burada da 3 eksi 2 kök 2 ile çarpıyoruz. Yani aslında kesri bununla genişletiyoruz. Üst taraf 3 artı 2 kök 2 oluyor. Alt tarafta ise 3 eksi 2 kök 2 çarpı 3 artı 2 kök 2 oluyor. Bu ne oldu? A eksi B çarpı A artı B. İşte buradaki şey. A'nın karesi. 3'ün karesi ne? 9. Eksi 2 kök 2'nin karesi ne? B'nin karesi yani 8. Çünkü 2 kök 2 kök 8'dir. Söyleyemedim. 2 kök 2, 2 kök 8'dir. Kök 8'in karesi de 8 olur. 9 eksi 8 de 1. A eksi B, A kare eksi B kare 1'miş. Bunu gördük. Dolayısıyla paydayı silip artık ben 1 yazabiliyorum. Geldik ikinci kısma. Artı bu tarafta da üstte 3 eksi 2 kök 2 geliyor. Çünkü onunla genişlettik. Alt tarafta yine aynı çarpım var. 3 artı 2 kök 2 çarpı 3 eksi 2 kök 2. Dolayısıyla yine alt tarafta 1 olacak. Az önceki işlemin aynısı, sadece yerleri değişti. Yani A artı B çarpı A eksi B oldu. A eksi B çarpı A artı B'ydi. Bu da A artı B çarpı A eksi B. Sadece şu ikisinin yeri değişti. Ama çarpımda yerin değişmesi önemli değil zaten. Şimdi bu işlem kaldı elimizde. Bu işleme baktığımızda alt taraflar 1 olduğu için görmeyebiliriz. Yani 3 bölü 1, 3'e eşittir zaten. 3 artı 2 kök 2 artı 3 eksi 2 kök 2. Artı 2 kök 2, eksi 2 kök 2'yi götürdü. 3 artı 3, 6 kaldı. Cevabımız 6. Ama şimdi önemli olan tabii sorudaki bir püf noktayı söylemek. Şimdi diyelim ki karekökü sayı sorusu geldi. Eşlenik alanı alacağınızı da biliyorsunuz ama hangi eşleniği yazacağınızı karıştırıyorsunuz. Şimdi mesela burada 3 eksi 2 kök 2 dedi. Bu tamam, hadi güzel. Peki 2 kök 2 eksi 3 deseydi ne yapacaktık? O zaman eşleneğimiz ne olacaktı? 2 kök 2 artı 3 mü diyecektik, yoksa eksi 2 kök 2 eksi 3 mü diyecektik? Yani bu tarafın mı işaretini değiştirecektik, yoksa bu tarafın mı? Bunlara takılmayın arkadaşlar, çünkü bu çok önemli değil. Biz kare aldığımız zaman zaten kare kökten kurtarıyoruz. Dolayısıyla 2 kök 2 artı 3 ile çarptığımızda da kare kökten kurtaracağız. Diğeri de olsa eksi 2 kök 2 eksi 3 de olsa yine bu sefer sadece A ve B değişiyor ama karekökten kurtarıyoruz. Yine sonuca ulaşıyoruz. Dolayısıyla ana noktamız ne? Eşleni koyarken şunu karekökten kurtarmak. Dolayısıyla bir kare elde etmek. Burası A eksi B ise ben bunun A artı B'sini yazacağım. Burası A artı B ise ben bunun A eksi B'sini yazacağım. Çünkü A artı B çarpı A eksi B A kare eksi B kare açılımına dönüşüyor ve biz bunu soruda kullanıyoruz.